Herkese selamlar dostlar. 19 Eylül 2021 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 tane mücadele var. Büyük maçları almaya çalıştım. Juventus Milan, PSG Lyon, West Ham United, Fenerbahçe Başakşehir, Dortmund'un, Galatasaray'ın. Büyük maçları aldım farkındaysanız. Büyük maçlardan tahminlerle devam edeceğiz. Hiç sıkıntı değil devam. Şimdi zaten videonun başlığından da göreceksiniz ki rolling yapıyoruz arkadaşlar. Günün en güvenli mücadelesini rolling yapacağız. Öncelikle Ekrana bir yazı gelsin. Rolling nedir diye onu anlatayım size kısaca. Bakın. Rolling arkadaşlar kasa katlama değildir. Bunu bir kenara yazın. Örnek veriyorum. Şimdi defteri kaldı da elime alayım. Kasan 1000 liradır. Örnek vererek anlatayım. 1000 liradır arkadaşlar. Bunun 100 lirasını rolling yaparsın. Nasıl yaparsın? 100 lirayla başlarsın. Oran kaç? 140. Hop geldi mi? 140 lira. Rolling 2 diyerekten gelirse devam ettirmeyi düşünüyorum. Rolling 2 diyerekten de. Yani rolling yapıyoruz. ikinci seri şeklinde. Orada da ne yapacağız? Bu 140 lirayı basacağız. 140 lirayı basacağız. Kaç para gelecek? 200 lira. Geldi mi? 100 liramız 200 lira oldu mu? Devam. 200 lirayı basacağız sonra. Oradan 260 olacak. 250 olacak. Fakat demek istedim kasa değildir bakın. Bütçenizin belirli bir kısmını 100 liram varsa 20 lirayla başla. 10 liram varsa 5 lirayla başla mesela. Anladınız mı? Rolling arkadaşlar böyle bir şeydir. Ondan rolling yapacağız. Deneyelim bakalım. Youtube'da da yapalım. Ben katıl grubumda yapıyorum zaten. Cumartesi günü yapmadım mesela. Güvendiğim mücadele yok çünkü. Güvendiğim mücadele olursa ben zaten böyle tek bir hem iletişim paketinde olan arkadaşlarımız için Whatsapp'tan bildiğiniz üzere 100 TL'lik paketimiz var. Orada olan arkadaşlara hepsiyle özelden atıyorum ben. Herkesin zaten kasasını bildiğim için az çok. Biri 3000 basıyor, biri 300 basıyor mesela. Ona göre zaten yardımcı oluyorum iletişim paketinden. Burada da bir rolling denemesi yapacağız. Umarım gelir. Hatta rolling maçıyla başlayalım isterseniz. Direkt Galatasaray maçımız bizim rolling mücadelemiz. Dinleyin şimdi. Arkadaşlar son maçta Alanya Spor'un maçındaydım. Stad'daydım. Alanya Spor Giresun maçında. Şöyle bahsedeyim. Ben Stad'dan maratondan en önden böyle oyuncuları gözlemledim. Teknik direktöre baktım. Hepsine baktım. Bakın anlatıyorum. Alanya Spor'un kadrosundan bahsedeyim ben size biraz. Çok bahsedilecek bir şey yok gerçi ama bakın. İleride KD'ydi bu ne bir tane eleman var. Boş. Namus'uma boş. Adam gerçekten boş. Yani... Şimdi biz boş dedik diye gidip burada 3 tane atar bize kafak olur. Ama adam gerçekten top kontrolü sırtı dönük oynayamıyor bir kere. Bir de ileri koşmuyor yani koşması gereken yerlerde nedense koşmuyor. Garip bir oyuncu ama onu kesebilirler bu hafta. Babakar oynayabilir bakın. Onu kesebilirler çünkü performansı çok düşüktü. Babakar yerine geçebilir. Alanya Espor'da en iyisi şu an kadroda teknik olarak bakın. Teknik olarak en iyisi Emre Akbaba. Adam topu alışıyla kendini gerçekten geliştirmiş. Akbaba topu alışıyla, dönüşüyle, pas verişiyle gerçekten çok güzel işler çıkartıyor. Akbaba takımı. Akbaba yani Alanyaspor'un şu an en iyi oyuncusu olduğunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. David sonunda arkadaşlar hafta içinde e, bebeği oldu. Sanırım kız çocuğu oldu. Allah başlasın diyelim. E, öyle bu maçta da artık bir artık motivasyonla mı oynar mı nasıl bir etkiler Davison'u bilmiyorum. Fakat genel olarak Davison sonu Alanyaspor'da bir düşüşü var. Onu da belirteyim. David sonunda bir düşüş olduğunu belirteyim. Efecan bu maçta dönebilir. Sağ açığa Efecan'ı yazmışlar ilk 11'de. Efecan oynayabilir. Ya kalede de Serkan oynar. Neden Serkan oynar? Hala onu anlamıyorum. Son maçta iki tane net pozisyon çıkardı. Dediğim gibi ama dediğim gibi Marafona çok daha iyi bir kaleci bence. Torpili mi vardır nedir bilmiyorum. Galatasaray tarafına gelelim. Galatasaray tarafında da arkadaşlar Galatasaray tarafı şu an çok moralli. Kendi stadında oynayacak. Arena'da oynayacak bu mücadeleyi. Lazio'yu yendiler. Takım güzel futbol sergiliyor. Umarım Umarım rehavet havası olmaz ki bu takımda bizim tahminimiz gelir. Ben burada Galatasaray tarafına da yönelmeyeceğim bu arada onu da belirteyim. Yani Morutan, Çikaldao, Kerem, Emre Kılıç yazmışlar sağ aça. İleride de Halil. Halil bence bu formayı kaptı zaten. Kolay kolay da vereceğini düşünmüyorum. maçtan sonra baktıysanız röportajlarda güzel bir hava vardı. Taylan, Berkan, Halil mesela üçü kol kola güzel bir röportaj verdiler. Yani Elinde boyuna değerlendirdim kısaca bu mücadelede. Galatasaray ben moralle birlikte Alanyaspor'a 2 tane gol atar diyorum ve bu maçımız rolling mücadelemizdir. Şöyle göstereyim 1.40 oranı vardı. Oran da 1.41 oldu sanırım sabah. Aynen. Çok küçük bir oynama 0.01'lik bir oynama var. Ben Galatasaray'ın Alanya'ya karşı kendi evinde moralli bir şekilde oyuncakları maçta gol atmasını bekliyorum. Alanyaspor'a Bülent Korkmaz geldi. 2 gol atmasını bekliyorum bu arada. Alanyaspor'a Bülent Korkmaz geldi. İlk maçına çıktı, galip geldi. Giresun gerçekten kötüydü. Diyabetinin kaçırdığı pozisyon vardı olsun. Fakat ben Alanya'nın burada 2 gol atmasını bekliyorum ve yani Rolling mücadelemiz Galatasaray'ın Gal Gal 2 gol atarıdır. Videonun sonuna da zaten tek Rolling olarak koyacağım. İkinci maçımız West Ham United'la Manchester United mücadelesi. Güzel bir maç olacaktır. Fakat benim burada fakir Lukakusu olarak nitelendirdiğim adamım Antonio arkadaşlar yok. Antonio'nun bu maçta cezalı olduğunu söyleyeyim sizlere. Gerçekten çok çok önemli bir eksiklik. Fakat şöyle söyleyeyim. West Ham yine yerine Bowen oynayacaktır. Arkada Benrahma, Fornals şekilde devam edecekler. Yani arkası, onların arkasında o 3-4-2-1 şekilde gözüküyor şu an dediğinizde. Suçek ile Rice oynuyor zaten. Yani West Ham'ın kendi evine gol atmak isteyecektir. Gollü bir mücadele geçebilir. Yani gollü maç geçmeye adaylardan bir tanesi. United Young Boys'a kaybetti. Yani bir oyuncu United'ı bu kadar etkilememesi lazım normalde. Mesela City'den bir tane oyuncu kırmızı kart görse kesinlikle bu kadar çok etkileyeceğini düşünmüyorum ben. United'da çok fazla etkiledi. Onlar da artık taraftarlarına da artık ya bir haber ver, bir sistem oluşturmaları lazım. Ondan dolayı ben United'ın da burada gol bulmasını, yani maçın en ideal tercihi burada karşılıklı gol var tercihi olduğunu düşünüyorum. Değerlendirmek isteyenler KG var şeklinde değerlendirebilirler bu mücadeleyi. Tottenham Chelsea mücadelesi. Arkadaşlar bu Tottenham kanser bir takım ya. Harbiden kanser bir takım. Son umarım bu mücadelede oynar çünkü son şüpheli olarak gözüküyor. Umarım son oynar. Bazı şüphelileri var. Bergwijn mesela yine şüpheli, Erik Dier şüpheli, Lucas Moura şüpheli ama sonun eksikliği Tottenham'da bariz fark ediliyor zaten. Son maçta 3-0 yenildiler Premier Lig'de. Zaten e, o Konferans Ligi'nde de 2, -2 berabere kaldı. E sonu oynarsa daha güzel bir futbol sergileyeceklerdir. Zaten Chelsea tamamen sistem oynuyor. Tottenham burada kendi evinde o yaptığı etkili ataklarla yapabilirse gol bulabilir açıkçası. Fakat taraf tercihine gitmedim. Zor bir mücadele. Chelsea tarafı tabii ki daha önde. Galibiyet oranı da 1-55 oranı vardı. 1.50'ye düşmüş mesela. Chelsea daha bir sistem takımı. Ama olası bir sürprizden buradan çıkarsa berabere ki zaten Chelsea'da yenerse 1-0 yenmez. 2-0 yener, 1-1 biter, 2-1 biter. Yani bu mücadele en güzel tercih 2-3 gol aralığında olacaktır. Chelsea'de eksik olan sadece tek bir oyuncu var. Pulisic arkadaşlar. Kante de şüpheli zaten Kante yedekte. Onun dışında Tanganga Tottenham tarafında kırmızı kart gördü. Zaha ile bir kavga etti. Son maçta maçı seyrettim. Bu mücadele 2-3 gol bandında bitebilir diye düşünüyorum. 1-70'de bunun oranı var. Değerlendirmek isteyenlere bol şans. Dortmund'la Union Berlin mücadelesi. Açıkçası Dortmund arkadaşlar zorlu bir mücadele oynamadı Beşiktaş'a karşı. Beşiktaş güzel futbol sergiledi. Fakat Tottenham e, Tottenham diyorum. Dortmund'u çok fazla hırpalayamadı yani. Topla oynadı, oynadı ama çok fazla etkili olamadı. Etkili olduğu ataklarda da Dortmund çok bir çaba sarf etmedi. Keza Dortmund'da 5 kere geldi. İkisi gol oldu. 3 tanesi net kaçtı. Dortmund da çok fazla kendini yormadı. Açıkçası çok tempolu bir maç oynamaz Dortmund takımı. Yanlış anlamasın Beşiktaş'ta arkadaşlarımız. Union Berlin'e karşı oynuyor. Union Berlin'de şöyle baktığımız zaman da eksik ne var diye baktığımız zaman da çok fazla bir eksikliği yok. Ama Emre Can eksik mesela Dortmund takımında. Julian Brandt bu mücadelede oynayamaz ki. Julian Brandt bence yok yani şüpheli durumda. Şüpheli durumda oldu. Ya şüpheli dediğim durumda oldu derken iyi futbol sergileyemiyor açıkçası. Ya şimdi Julian Brandt'a anladınız siz yani form olarak bence Dortmund takımının biraz altında. Çünkü bitiricilik anlamda sıkıntısı var ki zaten bu adam 4-4 orta saha oyuncusu ama yine de bitiricilikte bir sıkıntısı yaşıyor yani bu adam. Gelelim tahminimize her neyse Dortmund'u anlatmaya gerek yok şu an. Şimdi arkadaşlar Dortmund takımı burada bence kendi evinde kazanır diye düşünüyorum ben. Union Berlin böyle takımlara karşı tahmin olaraktan da e, maç olarak güzel maçlar çıkartabiliyor. Fakat Dortmund'un ben bu mücadelede en az 2 gol atarak kazanmasını bekleyeceğim. E, kazanabilir. Oğlum ona bile oran açmamışlar şerefsizler. 2.5 üst 1 desen o da olmaz. Bu maçta şöyle yapalım. Ya yani 2-1'lik skor çıkacak diye düşünüyorum ben. Ya yani oranına bakmadım gerçi. Oranı güzeldir diye düşündüm ben. Skor beklentim 2-1'lik bir Dortmund galibiyeti. Biz o zaman burada arkadaşlar Doğaçlamadan KG Var'a dönelim. 1.56 oranı var. Temiz. KG Var'ın oranına bakmıştım da. 1.5 güçlü oranı o kadar düşük olmaması lazımdı. Ben skor beklentim 2-1. Sistemde çıkan skor da 2-1. Fakat belki 2-0'da kalabilir diye düşünüyorum. Çünkü Dortmund burada 2 golü atar diye düşünüyorum önceden. 3 gelir mi veya 1 yer mi diye şüpheliydim. Ama alalım. Oranlar bizi KG Var'a itti. KG Var olarak değerlendirelim. Gelelim Başakşehir Fenerbahçe mücadelesine. Arkadaşlar bu maçın skor tahminlerinizi yoruma bekliyorum. Öncelikle skor tahminleriniz gerçekten bu maçta yoruma bekliyorum sizlerden. Bu arada böyle rolling gelmesini istiyorsanız gerçekten videoya güzel seviyelerde like atarsanız çok teşekkür ederim. Yani böyle rollinglerimiz gelmesini istiyorsanız güzel bir like seviyesi ataraktan devam edelim. Şimdi Fenerbahçe'nin oranı 1.86 oranı vardı. 1.83'e düşürmüşler oranı. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Fenerbahçe burada galip gelebilir. Şimdi Başakşehir burada 5 maçtır kazanamayan bir Başakşehir var. 4 maçtır pardon. 5. maçına çıkacak. Ya gelir patlar, matlar. Burada Fener'e patlar. Fener'de gerçekten zor tempolu bir mücadele oynadı. Baktığımız zaman Frankfurt'a karşı ya az daha yeniyorduk. Bari yani yensek muazzam olacaktı. Fenerbahçe ama tempolu bir maç oynadı. Başakşehir e, Başakşehir'e keza yani daha yorgun bir takım şu an. Ee, rotasyon yapar mı? Belki bir iki rotasyona gidebilir mi? Victor Pereira. Fakat ben burada Fenerbahçe'nin yine kazanmasını bekliyorum. Ama kazanmasından ziyade ya bu maçın en güzel tercihi arkadaşlar. Fenerbahçe kazansa zaten bakın nasıl kazanmış. 1-0, 2-0, 2-0, 1-1. Yani yine böyle bir şu son maçındaki 3 skor gibi bir şey çıkabilir. Bu maçın en güzel tercihi ben de kombineme de koyacağım yarın katıl grubunda. 1-72'den 2-3 gol oynayacağım. Fenerbahçe zaten burada iyi futbolunu sergilerse 2-0'lık skorla kazanabilir. Eksikler var. Sar, Serdar Dursun, Tiseran, Sangare, İrfancan, Zayis, Sosa. Bunlar eksikler. Ahmet Kutucu da Başakşehir'in eksikleri. Aykut Kocaman, Çirkefi. Genelde zaten bu adamı da gönderirler bence bu arada. Fenerbahçe'nin şansı da tutuyor açıkçası Başakşehir'e karşı. 2-1'lik skorlarla kazanıyor. Ben yine aynı şekilde 2-0 veya 2-1 olası bir sürprizde 1-1 bekliyorum. 2-3 gol tercihi bence bu maçta en ideal tercih olacaktır. 2-3 gol bandını kolay kolay aşmaz. Asla bile 3 gole gelir. 90'da falan gol gelir. 4. gol öyle gelir. Ama 2-3 gol tercihi bence en ideal ve oran anlamında en güzel tercih olduğunu düşünüyorum. Değerlendirmek isteyenlere bol şanslar. Adana Spor Ümraniye mücadelesi. Adana Spor'un son maçını izledim ben. Bakın 6-2'lik maçını da izledim. Kendi evinde kazandı. Denizli Spor maçını da izledim. İlk yarıda Adana Spor muazzam bir baskıyla oynadı. Ama 3 dakikada golle kesildi yani. Bakın kaleyi çok fazla bulamadı net pozisyonu var kaçırdı. Fakat ilk yarıda çok güzel baskı yaptı. Fakat gol gelmedi. Kendi evinde daha hiç gol yememiş Ümraniye Ümraniye'ye karşı oynuyor. Ümraniye'de maçlarına baktım zaman 3 2 4 2. Maşallah var. Takım sallıyor. Recep teknik direktörüyle Recep Uçar olması lazım. Aynen Recep Uçar teknik direktörüyle birlikte iyi işler çıkartıyor. Liginde zaten zirvesinde. 13 avaraj 15 puan muazzam ilerliyor. Adana Spor arkadaşlar son maçında gerçekten güzel bir futbol sergiledi. Ondan önce de kendi taraftar önünde 6-2'lik skorla kazandı. Ben Ümraniye burada ilk gol yer diye düşünüyorum. İlk gol derken ya yani Ümraniye burada gol yer diye düşünüyorum. Kez daha karşılık da verecektir. KG var tercihine 1.46'dan oran açmışlar. Değerlendirmek isteyenler burada Ümraniye Adana maçına KG var olarak değerlendirebilirler. Geçelim Paris Lyon mücadelesine. Bu maç arkadaşlar Paris takımının kazanması bence çok muhtemeldir. Çünkü taraftara artık bir şey vermek lazım. Son maçta Neymar oynadı, Mbappé oynadı, Messi oynadı. oynadı. İleride bizim o istediğimiz üçlü oynadı yani izlemek istediğimiz üçlü oynadı. Fakat olmadı. Lyon takımı da güzel gidiyor. Avrupa'da da Rangers'ı yendi. Kendi liginde de ikidir kazanıyor zaten. Lyon'u ben değerlendiriyorum ki maçlarını da seyreden seyrediyorum yani. 3-3'lük Üç Clermont maçı muazzam bir maçtı bu arada. Lyon'a çok iyi oldu o beraberlik. Ee, şöyle söyleyeyim Paris takımı burada yine ideal 11'ini çıkartacaktır diye gözüküyor. Eksik gedik var mı diye baktığımız zaman da Ramos'un eksikliği var. Mbappe yine oynayacaktır bu mücadelede. Di Maria oynayabilir aynı şekilde. Mbappe şüpheli olarak gözüküyor da muhtemelen oynar. Eksikleri Ramos, Dagba, Bernat ve Radde olarak devam ediyor. Lyon'a baktığımız zaman da önemli bir eksiklik olarak Thiago Mendes gerçekten önemli bir eksiklik. Onun dışında gerisini salla çöpe. Şakiri, Pakete, Akuar ve Ekambi oynayacaktır diye düşünüyorum ileri hattında. Lyon'un bu maç üst olur. 1 ve 2.5 üstü ben alırım. Güzel bir maç olur. 1.56 gibi de onun oranı var arkadaşlar. Değerlendirmek isteyenler bu maçı da bu şekilde değerlendirebilirler. Gelelim son maçımıza Juventus Milan mücadelesine. Ondan önce hemen katıl grubundan bahsetmek istiyorum sizlere. Unuttuk vallahi bahsetmeyi. Dün verdiğimiz canlı bahisler mesela. Dün ben e, iyi 3'te 2 yaptım sanırım. Mert arkadaşımız geldi. Çağrı da devam ediyor. Altay maçına ilk kere bir gole girdim. Hatta maçı da canlı anlattım sizlere. Altay penaltı oldu. Penaltı dışarı gitti. Normalde Göztepe penaltı fakat öncesinde offside. Var kontrolü yapılıyor. Hakem vara gidiyor. Göztepe penaltı. Yani maç kolikte böyle anlatım bulamazsınız. Buradan yakaladık. Yani ilk yarıdan bir gol olur. Dakika 25'te yakaladık. Seyza KG'sini de yakaladık bu mücadelenin. Onun dışında dakika 80'de Şalke maçına maç sonu 0 verdim. Fakat 5 dakika dayanamadı. 88'de gol yedi. Şalke 10 kişi kalmıştı. Şalke'nin orada bir puanı razı olması lazım. Fakat aç açgözlülük yaptı. Cezasını ödedi. Orada kaybettik. Burada Karagümrük'ün 3. Üç golüne girdik. Ki ma maçı kazandı. Burada Mert editör arkadaşımız verdi. Deplasman 2.5 üst şeklinde. O kazandı. 1.60 bunun oranı vardı. Onun dışında ben toplam gol 2.5 üst verdim. 6 ay maçına dakika 73'te verdim. 90 artıda geldi. Ve maçtaki pozisyonlar da zaten burada katıl grubundaki arkadaşlar attım. Ya özellikle şu pozisyonu bir izleyelim. Bak bak gidiyor. Dakika 87 şu pozisyonu gol yapamadı Altay. Ama kazandı. 2.5 üst bahsimiz geldi. Onu da değerlendiren arkadaşlara tebrikler. Hemen nasıl katılacağınızı paketlerden bahsedeyim sizlere. Katıl grubunda arkadaşlar paketlerimiz ana telegram grubumuz mevcut. 30 TL'ye canlı grupların canlı bahislerin verildi. Ekstra kuponların verildi. Yüksek oran grubumuz mevcut o da. Orada da 85 kişi falan var. Orada da arkadaşlar yüksek oran bahislerimiz mevcut. 2'den 1, Maç skorları. 2'den 1 vermedim keza bugün de. Maç skorları verdim. Bir tane de 2-3 gol kuponu yaptım. 6 oran onu gönderdim. Her şey daha iletişim paketinde zaten. Yüklü oynayan arkadaşlarımız bu gruba gelip Whatsapp'tan bile bir iletişim kurup onlara ben yardımcı olmaya çalışıyorum. Onlar da bu şekilde bu paketten faydalanıyor. Sizler de gelmek istiyorsanız ister sol altta gördüğünüz üzere Instagram adresine iletişime geçebilirsiniz. İsterseniz de e, direkt katılıp topluluk kısmından linkleri tıklayıp gelebilirsiniz. Arkadaşlar bu maçın skoru 1 -1. Juventus maçının skoru 1-1. Yapıştırın 1-1. Devam edelim. 5-50 gibi oranı var. Nerede şu an? 5-50 gibi oranı var. Değerlendirmek isteyenler değerlendirsin. İdeali nedir bu maçın? 1-1 gibi skor bekliyorum. KG varı alabilirsiniz. 1-51 gibi orandan. 2-3 gol tercihini 1-74 gibi orandan alabilirsiniz. Maç sonu 0 tercihini 3-15 gibi orandan alabilirsiniz. Yani skor beklentim 1-1. İdeal tercihlerden burada baktığımız zaman Juventus maçında KG var olur ben zaten Juventus'u anlatayım? Milan'ı mı anlatayım? Biliyorsunuz zaten Leao'yla birlikte Rebic olsun, Leal olsun. Liverpool'a en son maçta muazzam bir futbol sergilediler. 2-3 kere geldiler, yapıştırdılar. Kurun işle İbrahimovic'in bir sakatlığı var. Ev sahibine baktığım zaman ev sahibi zaten bozdu bence Juventus. Dybala Morata ideal 11 ile çıkacaktır. Burada KG var değerlendirilir. 2-3 gol değerlendirilir. Matsun'u 0 değerlendirilir ve 1-1 skor değerlendirilir. Direkt 1-1 skoru sizlere öneriyorum. Ekrana rolling gelsin. Arkadaşlar sizden ricam videolarda güzel like seviyesi gelirse ben bu rolling seviyesi rollingi devam ettiririm sizlere. Detaylı analiz yaparaktan yapacağım zaten. En güvendiğimde her gün gelmez bu. Haftada 3 gün gelirse kardır ama sizden güzel like seviyeleri bekliyorum. Ben Galatasaray'ın burada çok detaylı anlattım size. Alanya'yı da izledim. Galatasaray'ı da izledim. Yakından takip ettim. iki takım. Galatasaray'ın iki gol atmasını bekliyorum. Yani ölüsü atar diye düşünüyorum. Kendi evinde taraftar olacak. Maçta erken gidebilen taraftarlar mutlaka olacaktır ondan Galatasaray'ın iki golünü değerlendirdim. Değerlendirmek isteyenlere bol şans. Dediğim gibi hepsi gelebilir, hepsi yatabilir. Yani Galatasaray penaltı kaçırır, kırmızı görür. Bunlar elde olmayan sebeplerdir. Fakat ideali budur. Bol şanslar. Değerlendirmek isteyen herkese bol şans.